Yeni oluşan bir yıldızın etrafında dönen toz ve gazın nasıl bir gezegen sistemine dönüştüğünü sizlere bu videomuzda aktaracağız. Gezegenler nasıl oluşuyor? Gezegen oluşumu aslında yıldız oluşumunun bir yan ürünüdür. Yıldızlar, çoğu bölgesi son derece seyrek gaz ve tozla dolu olan yıldızlar arası uzayda doğar. Ancak yıldızlar arası uzayın moleküler bulut denilen bazı bölgeleri çevrelerinden çok daha yoğundur. İşte yıldızlar o kısımlarda oluşuyor. Bulutun kütle çekimi birkaç ışık yılı genişliğindeki bulutu kendi içine çökerterek güneş sistemimizin boyutuna küçültecek kadar güçlü oluyor. Bulutla büzüşen madde daha hızlı dönmeye başlıyor. Buluttaki kütlenin büyük kısmı merkezdeki yıldıza doğru çöker ama hızlı dönme sebebiyle maddenin bir kısmı da yeni oluşan yıldızın yörüngesindeki geniş bir diski oluşturur. Yıldız oluşumunun temel mekanizması uzun zamandır bilinmesine rağmen gezegen oluşumunu çok daha sonra kavrayabildik. Şu anki bilgilerimize göre yıldızın çoğunun etrafındaki gezegensel sistemlerle birlikte oluştuğunu düşünüyoruz. Burada önemli faktör hızlı dönme sebebiyle yeni oluşan yıldızın yörüngesinde geniş bir disk oluşması. Yıldızına çok yakın bir yörüngede dönen 51 Pegasi B adlı gezegen sıcak Jüpiter sınıfında yer alıyor. Ön gezegensel diskler yıldızın boyutuna kıyasla oldukça büyük olduğundan gökbilimciler onları doğrudan gözlemleyebiliyor. PDS 70 yıldızının etrafındaki diske belirgin bir şekilde görülebilen bir gezegen oluşumunu tespit etti. Bu gibi gözlemlerle birlikte ele alınan sofistike bilgisayar simülasyonları gezegenlerin nasıl oluştuğunu daha çok net anlamamızı sağladı. Ön gezegensel yani bebek gezegen diskteki toz ancak mikroskopla görülecek kadar küçük ve katı parçacıklardan oluşuyor. Merkezi yıldıza yakın parçacıklar genellikle kaya ve metalik. Merkezden uzak mesafede ise donmuş hidrojen bileşikleri, örneğin su, buz gibi karşımıza çıkıyor. Hem kaya hem de buz maddelerinde olaylar benzer şekilde gelişiyor. Toz parçacıklarının her biri farklı yörüngelerde yıldızın etrafında dolaşırken sürekli olarak birbirleriyle çarpışıyorlar. Nispeten yavaş çarpışmalar bunlar ve bu çarpışmalar sonucunda parçacıklar birbirine yapışıyor. Parçacıklar büyük kayalar haline gelinceye kadar birbirlerine çarpmaya devam ediyorlar. Peki bu büyük kayalardan ikisi düşük hızla çarpışınca neler oluyor? Büyük bir parçalanma değil, yine bir birleşme meydana geliyor. Örneğin NASA'nın New Horizons uzay aracının Ocak 2019 yılında fotoğrafladığı Ultima Thule adlı kardan adam şeklindeki nesneyle görebiliyoruz. Bu da gezegen oluşum sürecinin bir aşaması. Güneş sisteminin uzak bir noktasında bulunan Ultima Thule gezegeni oluşuma yetecek kadar ek malzemeye sahip değil ama ön gezegensel disklerin iç kısımlarında durum çok farklı. Buradaki bir nesne yeterince kütle biriktirerek kendisini kabaca kütlesel bir şekle sokacak kütle çekim kuvvetine sahip olabiliyor. Bu aşamada gerçekten gezegene benzemeye başlıyor. Ancak açıklamalarla muhtaç bir şeye daha ihtiyaç var. Jüpiter ve Satürn gibi en büyük gezegenlerin yoğun çekimleri devasa gaz tabakalarıyla çevrili. Peki bunlar nasıl oluştu? En olası senaryo şu. Çekirdek tıpkı kayaç gezegenler gibi birikme yoluyla oluştu. Sonra çekirdeğin kütle çekimi gaz kütlelerini kendine çekti. Alternatif olarak ön gezegensel diskteki kütle çekim dengesizlikleri ilk önce gazın birikmesine sebep oldu. Sonra bu gaz yığınları toz ve buzu kendilerine çekerek gezegenin çekirdeğini oluşturmuş olabilir. Çok ayrıntılı bir şekilde olmasa da gezegen nasıl oluşur videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.